Ya ben burada bu Trakya'ya, bu Tekirdağ insanla hakikaten sormak istiyorum. Ben de kütüğümü Tekirdağ'a aldırdım. Merak edenler için söyleyeyim. Altınova kütüğüne kayıtlıyım ben. Doğum yerim Tokat Sili olmasına rağmen çocuklarımın memleketi Tekirdağ olsun arzu ettiğim için kütüğümü buraya aldırdım. Yani sizlerden galiba biraz daha fazla seviyorum gibi hissediyorum zaman zaman. Neden bu kadar kolay kabul ediyorsunuz? Yani bu bölgenin insanları dururken, burada partilerde emek veren insanlar dururken, bu insanların bu kadar çabası, gayreti, doğru, eksik, yanlış ne olursa olsun varken, bu toprağın yetiştirdiği emektarları, parti emekçileri dururken, dışarıdan gelen isimleri siz niye bu kadar kolay kabul ediyorsunuz? Yani Tekirdağ'da doğmuş olması Tekirdağ'daki partinin emeğini yok saymasına nasıl yeterli olabilir? Ya da ne bileyim Tekirdağ maketini koyarak siyasi propaganda yapan birisinin parti sözcüsü olmasıyla siz niye bu kadar fazla ilgileniyorsunuz? En nihayetinde Tekirdağ'ın kendi değerleri, emek karşılığı olanlar dururken dışarıdan insanları bu şekilde bu formatla siyasetinize yön verip daha sonra farklı koşullarda bırakıp gitmelerine niye bu kadar kolay evet diyorsunuz? Genel merkezlere karşı biraz daha Tekirdağ dik durmalı. O listeler geldiğinde il başkanı, efendim ne bileyim ikinci sıradayları, üçüncü sıradayları gereğinde biz de istifade edelim, sıralamalar yeniden yapılsın siz niye demiyorsunuz? Böyle davranıldığı müddetçe tabii ki Tekirdağ vergide en başta ama hizmet alımında en sonlara gelecek. Tabii ki bu insanlar gerek hayatlarını gerek farklı kazanımlarını başka şehirlere taşıyacak. Ben böyle baktığımda bu listeleri onaylamıyorum. Siyasetin üst yönetimleri el ele verip emeği yok sayıyorlar ve Tekirdağ halkı nasıl olsa seçilecekmiş mantığıyla alkışta yarışa giriyor. Hani gönlüm istiyor ki keşke Cumhurbaşkanlığında bağımsız seçimlerini yapsın halkımız ama şu milletvekili seçimlerinde dayatma listesi gönderen partilere öyle bir sırtını dönsün ki oranın Tekirdağ olduğunu hakikaten bir hatırlasınlar diyor. Her bölgenin kendine göre bir hayat tarzı var, gelenekleri var, görenekleri var. İşte Trakya ile Mardin, Hakkari, Şırnak, Erzurum, işte Ege farklı, Karadeniz farklı. Ardahan, Artvin, Şarkı, hepsinin Rize. Ayrı bir yaşam koşulları, yaşam şekilleri var. Şimdi burada Trakya'dan birisi gidip Erzurum'da milletvekili olsa oranın sorunlarını ne kadar bilebilir ki? Oranın sıkıntılarını ne kadar bilebilir ki? Bildiğini farz edelim. Nasıl onu taşıyacak Ankara'ya? Nasıl onlardan bahsedebilecek? Taşıyabildiğini farz edelim. Yani o kadar güzel araştırmış ki Erzurum'un, senin memleketinden yola çıkalım. Onlardan çok daha fazla Erzurum için en iyi şeyleri yapacak araştırmayı yaptığını düşünelim. Şimdi Henry Kissinger, Amerika'nın... Bak abi şöyle, ben 10 yıldır, 20 yıldır, 25 yıldır Erzurum'da değilim. Ben şimdi bugün güncel sorunlarını takip etsem de ne kadar bilebilirim? Gitsem orada şimdi... Ben daha ileri gidiyorum. Bilemem ki. Bu cümleyi söyleme müsaade. Dünya politikasına yön veren Henry Kissinger'lar Türkiye'yi Türklerden daha çok tanımıyor mu? Problemleriyle, zaaflarıyla, güçleriyle, avantajlarıyla gelsin buradan milletvekili mi olsun? Evet. Yani mesele bilme meselesi değil. Asıl tartışmamız gerekeni perdeletiyorlar bize. Ben burada doğdumla, ben buranın sorunlarını biliyorum. Hayır ya, sıra oraya gelmiyor. Niye dürüst olmuyorsunuz? Sen bu şehrin adayı olduğun siyasi partisinde ciddi ciddi halkın gözünün içine baka baka 5 yıldır, 6 yıldır, 10 yıldır siyaset yaptın mı? Evet. Yapmadın. Siyaseti başka şehirlerde yapıp gündemi başka şehirlerde yaşarken bu kadar emektarın emeğini kenara sayıp senin buraya aday olmayı genel merkezin teklif ve ısrar dahi etse kabul etmemen lazım. Bu tür adayların İstanbul, Ankara, İzmir bölgelerinde erimesi lazım. Dolayısıyla partisinde fiili emek vermemiş olanın Tekirdağ'ı tanıyor olması, iyi temsil ediyor olması vesaire bunlar bana göre kriter değil. Kriter değil. Şimdi nerede oturuyorsun abi? Altınova'da. Tekirdağ'dasın, Altınova'da. En iyi nerenin sorunlarını biliyorsun? Tabii ki Altınova'da. Altınova'da. Çünkü çamur içerisindeyken poşet takarak dolmuşa biniyordu. Süleymanpaşa diyebiliriz. Tabii. Biraz daha yaysan belki Ereğli'ye kadar gidersin, gidemezsin. Şimdi Bakanlığında çalıştığım için hadi ben bugün biliyorum. Güncel olarak Ereğli'nin sorunlarını ne kadar bilebilirsin? Çorlu'nun sorunlarını ne kadar bilebilirsin? Kaldı ki bir başka il Edirne, Kırklareli, o tarafa işte Kocaeli ya da bu tarafa Balıkesir'in sorunlarını ne kadar bilebilirsin? Aç parantez, sorunları belki bilebilirsin ama o bölgede yaşayan insanların neyi sorun olarak gördüklerini ne kadar bilebilirsin? Ne kadar bilebilirsin? İnsanların duygularını hani ne kadar bilebilirsin? Hani bu ben mikro milliyetçiliğe
karşı biriyim. Tamam, eyvallah. Mikro milliyetçilik. Hep böyle herkesin ağzındadır ya bu aralar. Ben emeğin milliyetçisiyim. Ha, emekçi. Bravo, bravo. Yani milliyetçilik dediğimiz kavram burada kullanılacak bir kavram değil. Kesinlikle. Bu başka bir şey. Kesinlikle. Buradaki bambaşka bir şey. Şimdi burada bir yatırım olur Tekirdağ için. O yatırımı yapanın milliyetine, ırkına, dinine, diline bir şeyine bakılmaz. Der ki işte Tekirdağ biri yatırım yapmış. Eyvallah. Hı hı. Güzel, hayırlı bir iş yapmış. Evet. Patron olmuş, iş adamı olmuş, fark etmez. Takdir ederiz, alkışlarız. Ama söz konusu temsiliyet noktasına geldiği zaman, hı hı, o zaman dersin ki ya tamam, iyi, hoş, burada işte Selahattin Uzun, hı hı, 25 yıldır Tekirdağ'da ya da 30 yıldır. Evet. Burada ikamet ediyor. Burada çocuklarını büyüttü, 91'den okuttu. Beri fiilen buradasın. Buradasın. Bunun gibi daha bir sürü daha böyle insanımız var. Anadolu'dan gelen. Burada doğmuş, burada büyümüş çocukları var. Torunları burada doğmuş. Geçen bir programda da, hı hı, bir yazımda da dile getirmiştim. Şimdi ona baktığınız zaman buna milliyetçilik yapılmaz. Onun nereli olduğuna bakılmaz. Burada doğup doğmadığının da bir önemi yok. Çünkü artık buranın bütün sorunlarıyla, bütün mutluluklarıyla, sevinçleriyle haşrolmuş, özdeşleşmiş bu insan için mikro milliyetçilik yapılmaz. Ancak şimdi birkaç vekil adayının, özellikle İyi Parti milletvekili adayına yapılan eleştirileri iki şekliyle ele almamız gerekiyor. Yani Sayın Selcan Taşçı Hamşoğlu için çok eleştiriler yapıldı. Şimdi bunu biz iki türlü ele alabiliriz. Buralı olması, burada doğmuş olması, kendi deyimiyle bir ülkücü olması, milliyetçi olması, burada o dönemler gazetecilikte yapıyor olması 90'lı yıllarda, bunlar tamam, olumlu şeyler. O boşlukta burayı ne kadar tanıdı, ne kadar bildi, Tekirdağ, Ankara'da ne kadar temsil edecek kafadaki soru işaretleri aslında bunlar. Başka da bir sorun yok. Hiçbir kimse Sayın Hamşoğlu'nun yetersiz olurundan ya da bir kadın vekil adayı olurunuyla ilgili bir sorunu yok. Olsaydı olsaydı. İki sorun var. Evet. Bir, burada biraz evvel senin de belirttiğin gibi burada bir emekler var. O emek verenlerin emekleri yok sayılmış, hı hı, ve tepeden alın size aday bu denmiş. Birinci sebep bu. Evet. İkinci sebep de yıllarca Ankara'da yaşamış, yani İstanbul veya Adana'da da uzun bir süre kalmış. Hı hı. Oralarda yaşamış, Tekirdağ'la bir şekilde şeyi kopmuş. Aslında kopmamış. Yani kendi deyimiyle kendi deyimiyle kopmamış. Evet. Burada yine tanıdıkları yine böyle kopmamış. Evet. Kopmamış. Ama tabii partisel olarak İyi Parti'den hiç kimse tanımıyor. Evet. Tanıyanlar eski ülkücüler falan, onlar tanıyorlar hala. Hı-hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapanlar daha çok sahip çıktı kendisine. Evet. İşte Saral Saralioğlu oradan yazdı, Çorlu'dan. Kızımızdır. Tabii. Severiz'de emekleri vardır. Buradaki Milliyetçi Hareket Partililer yine sahip çıktı. Tanırız, biliriz, iyi kızdır falan diye. İyi Parti'den kimse tanımıyordu. Evet. Onlar da tanıdılar. Diyecek bir şey yok. Çok şey var. Yani var ama diyecek hiçbir şey yok. Burada iki şey dedik ya. Birincisi, buradaki emekler yok sayıldı. Evet. Genel merkez tarafından. Hani vefa demiştik ya. Hani vefa. Evet. Yok vefa. Yani İyi Parti'de diğer partiler gibi vefanın İstanbul'da bir semt olduğunu bu dönem seçmenlerine, özellikle de İyi Parti'ye gönül verenlere göstermiş oldu. Göstermiş oldu. Ben şimdi Ramada'daki aday adayların tanıtımına gittim İyi Parti'nin. Başından sonuna kadar, salonu en son terk edecek kadar neredeyse. Evet. Tüm konuşmacıları da izledim ve orada bir yazı yazdım. Daha sonrasında demokrasi için İyi Parti eşeği Tekirdağ'a, demokrasi için İyi Parti eşeği diye güzel bir yazı yazdım. Çünkü tüm teşkilat mensupları çağrılmıştı, yönetimler gelmişti. Partinin emektarları orada halkın temsilcisi olarak gelmişti. Aday adaylar oradaydı. Güzel bir ortamdı. Diğer partilerin yapmadığı. Ve o yazının içerisinde Selcan Hamşoğlu'nun dikkat çektiğini kaleme almıştım. Sertaç Alkaya'ya
fark ettiğimi, fark ettirdiğini yazmıştık ve nitekim aday listeleri geldiğinde de aşağı yukarı bizim oradaki aldığımız elektrik listeye yansımış oldu. Şimdi İyi Parti aday adaylarının maddi manevi her şeyi omuzlayıp tüm emekleriyle birlikte aday tanıtımını diğer partilerin çok önünde yapması demokrasi adına umut ışığıydı. Fakat bu kadar emek veren insanların üzerine liste pat ol diye bu şekilde gelince ben bir yazı daha yazdım. Bunu Google'a yazarak da bulabilir arkadaşlarımız. Selahattin Uzun ilk sırada çıkıyor zaten. Yanlış olan Selcan Taşçı Hamşoğlu değildir. Asla da değildir. Şimdi Selcan Hanım kardeşimizi ben 2001'de Kanal 9'da birlikte mesai yaptığımız için fiilen de tanıyorum. Benim 30'lu yaşlarım, onun 20'li yaşları belki yaş farkımızı çok bilmiyorum. O bizim aramızdaki mesai arkadaşlığı bazında kalsın. Biz o kimliğimizi asla değerlendirmeyeceğiz. Yapmamamız lazım. Olumlu ya da olumsuz. Ama şu yönüyle değerlendireceğiz. Oradan sonra medya dünyasına daha büyük adımlar atmış, eğitim için çıkmış, güzel başarılar sağlamış. Tekirdağ'ı Türkiye'de temsil eden kariyerli bir özgeçmişi de var. Günlük yazı yazmak hiç de kolay bir kavram değil. Dolayısıyla da genel merkezlerle daha içi dışlı olmayı da başarmış. Fakat yanlışlık nerede dediğimizde benim öne çıkardığım sevgili Selcan Taşçı'nın genel merkezin birinci sıra dayatmasına bizzat Tekirdağlı refleksiyle hayır ya onu reddediyorsunuz ama burada emekçiler var diyerek kabul etmeyip mümkünse eğer biat kültürü tek taraflı işlemiyorsa İYİ Parti'de bir 3 olsaydı daha mı iyi olurdu? Belki 4 olsaydı daha mı iyi olurdu gibi bir öz eleştiriyle başlaması gerekirdi. Oh hemen kabul ettim mantığından ziyade. Eğer 3 ya da 4'te olsaydı tam yerine otururdu. İYİ Parti o bahsettiği 2 dalarız, 3 dalarız, 4 dalarız iddiasını taçlandırırdı ve dahi mümkün de olabilirdi. Şimdi yıllarca partiye sırtında taşımış bir Sertaç Alkaya'nın birinci sıraya gelmesine kaç kişi itiraz ederdi merak ediyorum. Arkasından gelen isimlerle birlikte emeğin öne çıkarılarak yapılan kurgularda listeyi ileri itmek için Selcan Hanım'ın 3 ya da 4'te olması bence partinin çok kolay sindirebileceği bir tartışma olurdu. Bir boyutu bu. Yani emek genel merkez tarafından takdir edilmediği gibi parti genel merkeze bu duruşunu sergileyemedi. Mesela o yazıdan sonra da tekrar bir ilave yaptım. Dedim ki hala YSK'da sıraların değiştirilmesi teknik olarak mümkün gibi biliyorum ben. Yanılıyor da olabilirim. Bence il başkanı aday adayları bir araya gelsinler. Milletvekili listelerinin kendi içinde kaydırılması yönünde genel merkeze bir tavsiye versinler. Ciddi bir tavsiye versinler. Ve buna karşılık listeler yeniden sıralansın. Dua abi artık. Ve arkasından da sıralama değişmese bile Sayın Gökhan Metiner'e bir çağrım vardı il başkanımıza. Çıkın deyin ki bizim partici demokrasimizde görüyoruz ki böyleymiş. Türkiye'nin toplam hedefleri için bunu problem etmeyeceğiz. Yine de çalışacağız desin. Seçmen onları farklı kucaklasın diye tavsiyede bulundum. Fakat hep kolu kırdılar. Yen içeride kalır sandılar. Dijital dünyada yen içeride kalmıyor. Fakat asıl şurayı ben öne çıkarmak istiyorum. Sevgili Selcan Hanım, sevgili gazeteci arkadaşımız, dostumuz Özkan Dikmen'le, Özkan Bey'le burada bir program yaptı. Evet. Onu bütün dikkatimle izledim. İnşallah her iki tarafın tüm Tekirdağ'ın siyaset adına kazanımlarına girmiştir o program. Tam onun 3. dakikasında Özkan Dikmen'in sorduğu soruya istinaden sevgili Selcan Hanım'ın bir cevabı var. Tabi girerken daha Tekirdağ terk eder gibi gittinizle başladığı için program olumsuz bir formatta başladı. Bir gazetecilik etiğidir. Doğru bir soruydu başlangıç. Ama 3. dakikasına tam girerken ya Sayın Faik Öztrak gibi işte hak olarak görülmüyor. Hani hakkı yenmiş gibi mi algılanıyor, kamuoyu bunu tartışıyor dediğinde Selcan Hanım'ın verdiği cevabı tam kelimesiyle paylaşıyorum. Hak tartışılan bir şey kime göre, neye göre? Hı. Cevabı bu. Ne? Tam 3. dakikada veriyor. Ben söyleyeyim mi? Neye göre, kime göre? İşte ben de istersen bir 2 dakika tamamlayayım. Çünkü bütünlüğü çok önemli. Şimdi programın devamında tamamen Selcan Hanım'ın işlediği bir format var. O da şu. Biz. Biz genel merkezde şu vizyonu gidiyoruz. Her il için hizmet programları düzenlendi. Partinin vizyonu şu şekilde. Öyle bir format işledi ki programın tamamında kendisini neredeyse imaen parti sözcüsü, genel başkan danışmanı,
partinin politikasını belirleyen birkaç kişiden biri hep o düzeyde bahsetti. Şimdi o zaman ben şunu rahatlıkla sorabilirim. Eğer bu düzeyde partiyle giriftseniz, bu düzeyde partiyle sözünüz geçiyorsa, sizi bu düzeyde ciddiye alıyorlarsa ben bundan gurur duyarım. Kesinlikle gurur duyarım ve hak ettiğini de düşünüyorum. Bu kapasitede olduğuna da inanıyorum. Eğer öyleyse, partinin içinde bu kadar varsanız, milletvekilliğiniz düşünülüyorsa, Tekirdağ milletvekili olmak için de bir bölge olarak seçilmişseniz, keşke şu seçimlere 3-4 ay kala sahaya çıksaydınız, adım adım partinizle temaslarda bulunsaydınız, teşkilatlarınızla yakınlaşsaydınız, hadi yapamadınız mı? Aday adaylığı listelerinin verilmesine yakın ya da verildiği anla beraber daha geri hale gelseydiniz, bütün sonuçlar açık olabileceğini hissettirseydiniz, şöyle bir dolu dolu bir kucaklasaydınız, ondan sonra birin sıraya gelseydiniz, sindirmesi kısmen daha kolay olmaz mıydı? Soru şu, bir gazeteci olarak ömrünü bu mesleğe vermiş, günlük yazan bir gazeteci olarak siz tüm tecrübenizle böyle pat diye birinci sıradan gelirseniz, yerel basın ve halkın size sitem edeceğini bilecek kadar tecrübelisiniz, bu sitem umurunuzda değil miydi? Öyle ya, bunu düşünebiliyor olmanız lazımdı, sahayı buna hazırlamanız lazımdı. Yok, eğer size dahi sürpriz olduysa, bunun sebeplerini ayrıca tartışmak lazım, o zaman da emeği olan bunca insanın hakkını ben temsil edeceksem ileride, bu emeğe önce benim saygı göstermem gerekir diyerek birinci sırayı kabul etmeyip mümkünse 3'ü 4'ü talep etseydiniz, yine de genel merkez kendi kararını verseydi, bunu dillendirseydiniz, fena mı olurdu diyesim var. İlave olarak ben aday adaylarına şunu da tavsiye ediyorum. Nerede yayına çıkarlarsa çıksınlar. Dijital dünyada hiçbir şey saklı kalmıyor. Kamuoyunun kalbindeki soruları acımasızca kabul edip aynı güçle cevap vermeye çalışmaları, başarısız programlar bile olsa daha samimi karşılanır. Tüm genel anlamda tavsiyede bulunuyorum. Bugünkü programı kastetmiyorum asla. Bu konuları yok saymak, tartıştırtmamak, o sorulara muhatap olmamak, cevap vermemek sizin alacağınız oyları daha fazla eritiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla son cümlem olsun bu konuda. Selcan Hanım'ın Tekirdağ'ı Türkiye'ye tanıtma konusunda ses getireceğini, mecliste yapacağı konuşmalarla, önergelerle, duruşuyla siyasete sallayacağını can yürekten inanıyorum. O hırs, o kapasiteyi, o gücü ben onda görüyorum. Ama diyorum ki keşke şu bahsettiğimiz yollarla adımlarını atsaydı, 3'te 4'te olsaydı, ben diğer siyasi partilerin nasıl tel tel döküldüğüne bakarak İYİ Parti'nin doğru bir listeyle Tekirdağ'ı silip süpüreceğini söyleyebilirdim. En azından canım öyle isterdi. Gökhan Metin Erde iyi bir başlangıç yaptı. Kesinlikle. Hem basınla iletişiminde hem partinin iç sorunlarını kısa sürede çözdü. Bir şey yaptı, bir kaynaşma oldu. Hem Sertaç Alkaya'yla, çünkü rakiptiler. Tabii. Hem de diğer arkadaşlarıyla kısa sürede bir kaynaşmaya gitti. Hı hı. Gökhan Metiner'i tanımayanlar tanıdıktan sonra da ya ne kadar beyefendi, iyi biriymiş. Hı hı. Öyle de bir şey yokmuş falan deyip sevdiler. Hasılı ne olduysa adaylar belirlendikten sonra oldu. Gökhan Metiner böyle, ben yazımda da söyledim, burada da onu söylemeyeceğim ama şaşırdı. Şaşırdı. O da şaşırdı. Krizi yönetmek. Ekstra bir tecrübe, evet. Meziyet istiyor. İstiyor. Burada Sayın Gökhan Metiner biraz ağır kaldı. Tamam, yine hani yapıyor bir şeyler falan, hani paylaşımlar yapıyor ama biraz yetersiz kaldı. Daha böyle bir masa yumruğu. Gelin basın buraya. İşte kökü nerede durduracağına karar veremediği için yönetimi, gövde sallanıyor. Arkadaşlar böyle bizim partimiz budur. Evet. Yani hani belki orada şuna düştü. Ben şimdi ne söyleyeyim? Durumuna düştü. Ne anlatayım? Teşkilatıma ne anlatayım? Basına ne anlatayım? En önemlisi de kendime ne anlatayım? Durumuna düştü. Yazımda ışık görmüş tavşan gibi kaldılar diye belirtmiştim. Bütün il başkanları için, sadece onun için değil. Ve seçmenler de şu an o durumda. Onu sorarsan bana biraz sonra onun cevabını da vereceğim, o yazı niye yazdım diye. Şimdi baktığınız zaman tek tek aday adaylarına, öne çıkan isimlere eğer Çorlu'dan bir aday gösterilecek değilse bu Dodurga olmamalıydı. Eğer Çorlu adını olacak değilse. Hatta karşılığı olan, böyle daha çok bir şey yapan, bütünleşen,
koşturan orada bir sürü adaylar vardı Çorlu'da. Süleyman Paşa'dan birinci sıra bir aday aranıyorduysa, hani Sertaç olmayacaktıysa da, illa bir kadın olacaktıysa da, burada kadın yine çok güzel isimler var. Emekçiler var. Siyasi olarak daha tecrübeli biri aranıyorduysa, burada işte daha büyük parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye geçmiş olan bir Şerafettin Terzi vardı. Yani siyasi tecrübesiyle de daha büyük partide ilçe başkanlığı yapmış, Ankara gibi yerde belediye meclis üyeliği yapmış. Belki kendisi çok fazla hani o adaylığı döneminde çalışmadı çünkü eşinin rahatsızlığından dolayı, ama hiç sıralamaya koymasaydı anlardım ben bunu. Evet. Yani şimdi burada koymadım derdi. Layık görmedik seni 5-6'ya. Evet. Ya 1 ya 2 olmalıydın ya da hiç olmam. Bitireyim abi. Lütfen. Ya da hiç olmasaydın denseydi olurdu. Şimdi Şerafettin Terzi'yi 6. sıraya koydum. Bu geldiği yere de hakaret. Geldiği konumuna da hakaret bana göre. Ben kendisine dedim istifa et dedim yani. Evet. Ben olsam 5 dakika durmam burada. Bana verilen değer buyduysa. Hiç yazmasalar anlardım. Evet. Eyvallah derdim yani. Ben biraz geri kaldım şeyde, çalışmalarda falan. Bunu anlardım. Ama 6. sıraya seni koyuyorlarsa olmaz. Şimdi Sayın Sertaç Alkaya. Sertaç Alkaya burada o da şaşırdı. Kendisini mutlak bir görüyordu birinci sıra adayı olarak. Belki ikiye düşer diye düşüncesi de vardı ama birin Selcan Hanım olacağını tahmin edemiyordu. Yani hala şeyin ismi vardı. Mevcut vekil neydi ismi? Enes Kaplan'ın. Enes Kaplan'ın bir ihtimali daha vardı. Onun ardından ikinci olurum diye düşünürken bir anda Selcan ismi geldi önüne. Ha, çok şey de olmadı. Ne oluyor falan da demedi. Çünkü ikinci sıraya zaten kendisini şey yapmıştı biraz. Kabullenmişti yani bir olmaz en kötü iki olur. Diğer sıralamalara baktığımız zaman abim, doğru düzgün hiçbir şey yok. İyi Parti'yi sürükleyecek, götürecek, adaylara yön verecek, ateşleyecek. Hani bir Sertaç tek başına kaldı. Onu söyleyeyim. Tek başına çalışacak. Kaldı ama belki hak etti. Şimdi de, olumlusunu mu olumsuzunu mu? Şöyle, ben onun için olumlu şeyler düşünüyorum. Hatta sevgili Salih Çenikli'nin annesinin vefatında cenazede karşılaştığımız zaman ben biraz mesafeli durunca bana sitem etti. Mesafeli durmamamız lazım. Neden dedi, selam verip hani baş selamı geçiyoruz gibi. Kim Sertaç aldı? Sertaç çok iyi niyetli. Dedim medyada bir şeyler söyleyen insanların siyasetçilerle belirli mesafeyi korumaları lazım ki gün geldiğinde dedim daha kolay gerektiğinde eleştirebilsinler. Yani siz yine eleştirin ama o mesafeye ihtiyacımız yok. Biz modern medeni insanlarız. Çok sempatik tavırlarla geldi ve bunu halka da uyguladığını ben görüyorum. Evet. Fakat benim ondan beklentim şu olurdu ya da ben ona danışma veriyor olsaydım şunu söylerdim. O liste geldiği zaman sen teşkilat başkanı olarak yıllarca İYİ Parti'yi sırtında taşımış biri olarak bence dimdik çık. De ki bizim partimiz işte diğer partiler gibi ciddi bir temayül, işte bir ön seçim vesaire yapmadığı için büyüklerin Türkiye'deki siyasi oluşumu takdir etmede ellerindeki kartları dağıtırken böyle bir tercihte bulunmuş olabilirler. Bu ben dahil emek veren arkadaşlarımız için çok kabul edilebilir bir durum değil. Fakat ortada bir netice var. Şimdi ayrıntılara takılma, yer hesabı yapma noktasında değiliz. Ben de ikinci sıra aday olarak rahatsızım. Fakat bu kapsamda genel merkez kararına saygı duymayı dostlarıma, partilerime teklif ediyorum. Gelin hep birlikte sonuca gidelim. Sonra tartışırız diyecek medeni cesareti göstermesini ve sonuna da gerekirse ben de bir sıra kaymayı ve liste dışına çıkmayı daha göz alabilirim gibi de ciddi bir söyleme girmesini arzu ederdim. Yeri hasbelkader seçilebilir gibi durup da içine sinince susmasını siyasi olarak eleştiriyorum. Tüm diğerlerini eleştirdiğim gibi yapıcı bir eleştiri. Siyaset bir duruş meselesi. Sustuğunuzda değil, konuştuğunuzda halk arkanıza geçiyor. Diğer husus,
Sevgili Sercan kardeşimizin, Sercan Hanım kardeşimizin yazdığı gazete neresi? Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nin imtiyaz sahibi, yayın hakları sahibi kim? Ahmet Çelik değişmediyse. Hı. Yanılıyorsam da Selahattin Bey yanlış bilgi edinmişsin diyebilirler başımla beraber. İyi Parti'ye geçti. İyi Parti İstanbul Milletvekili şu anda. İyi Parti İstanbul Milletvekili. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm yerel basındaki kardeşlerime, dostlarıma, abilerime, arkadaşlarıma, Trakya Türk Televizyonu dahil. Evet. Rahatlıkla söyleyebilirim. Ulusal medyanın bölge ile ulusal arasında kalmış olan bir gazetesinin Türkiye'deki toplam duruşunu yerel basında ciddi bir karşı tavır, pozitif tavır gösterilmediği için tüm siyasi partiler, İyi Parti de bunu örnekledi. Yerel basını da, yerel siyaseti de, Tekirdağ'ın, Trakya'nın yerel halkını da ulusal düzeydeki duruşlara, gazetelere tercih ettiler. Bunu kabul edeceğiz ve bu elbiseyi çıkarmak için hep birlikte bir duruşumuz olacak. Aksi takdirde daha buna benzer senaryoları çok yaşayacağız.